Suna Akın ya da sahne adıyla Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'nın Karakışı'na doğdu. Bir dönem konservatuarda cello eğitimi almış olan İzmirli Habibe Leman Şaşırmaz ve Afyonlu hakim Bekir Sami Akın'ın kızıydı. 7 aylıkken konuşmaya başlamıştı. Ailesi onun ileri zekalı olduğunu düşünüyordu. Kendi anlatımına göre ilkokul 2. sınıfta matematikten zayıf alınca bu efsane sona ermişti. 7 aylıkken konuşmasına rağmen yürümesi 2 yaşını bulmuştu. Meğer annesi o düşmesin diye oturduğu yere yastıklarla duvar örüyormuş. Bir gün onları kaldırıp hadi emekle bari dediğinde küçük Filiz tıpış tıpış yürümeye başlamış. Sarışın, kısacık saçlı olan Filiz'e civciv derlermiş. İlkokula Beypazarı'nda başlayan Filiz, ilk öğretimini Ankara Kızılay'da bulunan Sarar İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra Ankara Koleji'nde okumaya başladı. Okulun en iyi taklit yapan öğrencisiydi. Edebiyata ve sanata ilgisi çoktu. Ama üniversitede istediği bölüme girebilmek için matematik seçmişti lisede. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyordu. Hayallerinde ise başarılı bir mimar olmak vardı. Annesiyle babası o çok küçükken ayrılmışlardı. Babası hemen başka bir kadınla evlendi. Annesi ise bütün ailenin bakımını üstlenmişti artık. Annesiyle babası ayrılınca Filiz çok yaramaz, ağaçların tepelerinden inmeyen bir çocuk haline gelmiş ve ailesinde oluşan o parlak çocuk imajı yerli bir oluvermiş. Devam zorunluluğu olmadığı için üniversitede arkeoloji bölümüne girdi ve o günlerde Filiz'in eğitim hayatına sekte vuracak acı bir olay yaşandı. Annesi merdivenlerden düştü. Artık Filiz'in çalışması gerekiyordu. Bir seyahat şirketinin Ankara acentesinde çalışmaya başladı. Çalıştığı yerde Oya isimli bir arkadaş edinmişti kendine. Arkadaşının annesi artist mecmuası yarışmasını duyar duymaz hem Filiz'e hem de kızına yarışmaya fotoğraf yollamaları için ısrar etmeye başladı. Filiz de şansını denemeye karar verdi. Ancak yarışmaya fotoğraf yollarken bir de mektup iliştirmişti yanına. O mektupta Türk sinemasında değişmesi gereken şeyleri anlatıyordu. Bir izleyici olarak hep benzer konuların işlenmesinden ve oyunculukların çok teatral olmasından şikayetçiydi. Gel gelelim gönderdiği fotoğrafla artist mecmuasının 1962 yılındaki yarışmasını kazandı. O günlerde Göksel Arsoy'a partner aranıyordu. Filiz yarışmada birinci olunca hemen kapısını çalmaya başlamışlardı. Önce her şey oyun gibi gelmişti Filiz'e. İş ciddiye binince gözü korktu. İstemiyorum dedi. Yapamayacağını düşünüyordu. Türk sinemasına pek çok star kazandıran Memduh Ün girdi devreye. Hiç ona göre bir iş değildi. Ama Filiz'deki ışığı görmüştü ve bir şekilde ikna etti Filiz'i. Gerçi bu hiç kolay olmadı. Filiz Akın'ın deyimiyle o günlerde Memduh Ün'ü adeta delirtmişti. Sürekli karar değiştiriyordu çünkü. Bir olur diyordu, bir olmaz. Sonunda Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçti. İlk filmiydi. Toydu, heyecanlıydı. Kamera nedir, onun önünde nasıl durulur bilmiyordu. Kendi deyimiyle sadece komutları yerine getiriyordu. Hatta bir şey bilmeyişinden utandığı oluyordu bazen. Ama bir şekilde başarıyordu işte. O dönemde sarışın kadınlar sinemada genellikle kötü kadın, vamp kadın olarak rol buluyordu. Ama o sarışın olduğu halde masum rollerin önemli isimlerinden biri olacaktı. Daha sonra Şakayla Karışık filmi geldi. Bu filmde Ajda Pekkan'la başrolü paylaştı. Ardından Kadın Berberi ve Kadın Terzisi filmleriyle adını geniş kitlelere duyurmaya başladı. Kadın Berberi filminde Ayhan Işık, Öztürk Serengil ve Suna Pekuysal gibi önemli isimlerle kamera karşısına geçmişti. Dramdan komediye farklı türlerde oyunculuğun zirvesindeydi. 1964 yılında Yan Kesici Kız adlı filmdeki oyunculuğuyla da övgüler alan Akın, o dönemde yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile tanıştı. Filmin galası için Karabük'e giderken aynı arabada Filiz Akın, Türker İnanoğlu, Ahmet Tarık Tekçe, Ahmet Tarık Tekçe'nin eşi ve şoförü bulunuyordu. Karabük yakınlarında gerçekleşen trafik kazasında Ahmet Tarık Tekçe ve şoförü hayatını kaybetti. Filiz Akın yaşanan bu acı olayın etkisinden bir süre çıkamadı. Türker İnanoğlu yönetimindeki pek çok filmde oynayan Akın, bir süre sonra 1964 yılında ünlü rejisörle dünya evine girdi. Bu evlilikten günümüzün ünlü oyuncularından biri olan İlker İnanoğlu dünyaya geldi. O yıl Gurbet Kuşları, Şoför Nebahat ve Kızı, Meyhaneci, İstanbul Sokaklarında, Cübbeli Gelin,
Filinta Kadri, Paylaşılmayan Sevgili gibi pek çok filmde rol aldı. 1965 yılında Kolejli Kızın Aşkı filminde Ayhan Işık'la başrolü paylaştı. Bu yapımdaki rolüyle romantik temalı Türk filmlerinin vazgeçilmez ismi oldu. Daha sonra Cüneyt Arkın'la birlikte çektikleri Çıt Kırıldım filminde de benzer bir karaktere hayat verdi. İlerleyen dönemlerde Reyhan, Oyun Bitti, Cambaz Hane Gülü, Cici Gelin gibi pek çok filmde oynadı. 1969 yılındaysa Türkiye Filiz Akın öldü haberleriyle yasa boğuldu. Sebebi ise hayli ilginçti. Filiz Akın bazı alerji tedavileri için Londra'ya gitti. Tesadüf bu ya, aynı hastanede Filiz adındaki bir Türk hasta hayatını kaybetti. Ama bu haber Türkiye'ye Filiz Akın öldü şeklinde ulaştı. Bu haber öyle ciddiye alınmıştı ki aynı tarihte Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı duruşu bile yapılmıştı. Aynı yıl oğlu İlker İnanoğlu ile birlikte Yumurcak filmiyle kamera karşısına geçti. Bu filmlerin Yumurcak Köprü Altı Çocuğu, Yumurcağın Tatlı Rüyaları, Yumurcak Küçük Şahit gibi çeşitleri de gelecekti elbet. Çünkü fazlasıyla sevilmişti. Bu kararı ilk önce Türker İnanoğlu vermişti. Ayşecik'ten sonra oluşan boşluğu oğluyla dolduracaktı. Filiz Akın bu fikre başta sıcak bakmamıştı. O dünyanın oğlunu değiştirmesinden korkmuştu. Ama sonradan o da iyi ki demişti o filmlere. Filiz Akın İlker İnanoğlu'yla bir film daha çekmişti. Bu filmin adı ise Veda'ydı. Filmin sonunda İlker İnanoğlu Filiz Akın'ın kollarında ölüyordu. Filiz Akın yıllar sonra bile bu sahneyi duygulanarak anlattı. O sahne çekildikten sonra saatlerce yerde oturup ağlamıştı çünkü. Öylesine etkileyici bir sahne, bir anne oğul için çok zordu. 1971 yılında çekilen Ankara Ekspresi en çok ses getiren projelerinden biri oldu. Akın filmdeki Hilda rolüyle Antalya Film Festivali'nde en başarılı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. 1972 yılında Tarık Akan'la başrolü paylaştığı Tatlı Dillim filmi ise halen televizyon ekranlarında sıkça yayınlanmakta. Yüze aşkın sinema filminde başrol olarak kamera karşısına geçen Filiz Akın, Yeşilçam'ın Kolejli Kızı olarak biliniyordu. Türk sinemasının ilk sarışın ve Avrupa'yı kadınıydı. Ama sinema kariyeri kocasının şirketiyle sınırlanmıştı. Bu belki de onun hem şansı hem de şanssızlığıydı. 1976 yılında Filiz Akın'ın hayatında bazı değişimler olmaya başladı. Artık oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapıyordu. Türk sanat müziği şarkıcısı olarak gazino sahnelerine çıkınca sinemadan gelip az solist olan ilk isim oldu. Hayatındaki bir diğer değişimse evliliğinin bitmesiydi. Türker İnanoğlu eşi Filiz Akın'ı Gülşen Bubikoğlu ile aldattı. Bu ihaneti affedemeyen Filiz Akın, aldatıldığını, insan başka birine aşık olabilir. Aşık olmayı, bu duruma anlayış gösterilmesini beklemeyi anlayabilirim. Ama aptal yerine konulmak var ya, o çok çirkin. Kim bilir kaç kez bilmeden bu duruma düşürüldüm. Kim bilir kaç kişi, ah Filiz senin haberin yok ama diyerek iç geçirdi sözleriyle itiraf etmişti. Çift 1974 yılında yollarını ayırdı. Akın 80'li yılların başında sinemaya veda etti. Aslında böyle bir düşüncesi yoktu. Ama artık televizyon denen o alet herkesin evindeydi. İnsanlar evine dönük yaşamaya başlamıştı. Kimse filmlere gitmiyordu. Türk sinemasının usta ismi, 1989 yılında TRT için çekilen Geçmiş Bahar mimozalarıyla tekrar kamera karşısına geçti. Bir daha da dizi çekmek istemiyordu. Filiz Akın ikinci evliliğini ise 1982 yılında Bubi Rubinstein'la yaptı. 11 yıl evli kalan çift 1993 yılında ayrıldı. Filiz Akın 15 yıl boyunca Fransa'da yaşadı. Akın daha sonra Paris Büyükelçisi olan MİT eski müsteşarı Sönmez Köksal'la 1994 yılında dünya evine girdi. Oyunculuğun yanı sıra yazmaya da merakı vardı Akın'ın. 1992'de Güzelliklere Merhaba adlı ilk kitabını yayınladı. Bu kitabı 2005 yılında yayınladığı ve kanser sürecini anlattığı Hayata Merhaba kitabı izleyecekti. 2006 yılındaysa Filiz Akın'la Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine isimli 3. kitabını yayınladı. 2013'te Lezzete Merhaba kitabıyla sevenlerine çeşitli yemek tarifleri verdi. Akın'ın sağlık sorunlarıyla da yıllardır başı dertte. Hayata Merhaba kitabında anlattığı kanser süreci 2002 yılında başlamıştı. Bir çeşit burun ve ağız arkası kanseri olan nazofarenks kanserine yakalandığını öğrendi.
Amerika'da uzun bir tedavi süreci sonunda hastalığı yendi. Ancak gördüğü ağır tedaviler ses tellerine zarar verdi ve ünlü oyuncunun sesi değişti. Ameliyata hazırlık sürecinde kulağında işitme kaybı oldu. İlerleyen yıllarda kansere karşı destek amaçlı başlattığı Sarı Bilezik ve Mavi Bilezik gibi kampanyalar oldukça başarılı oldu. 2004-2007 yılları arasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı usta sanatçı. 2008'de Kanal 1 televizyonunda, 2009'da da Habertürk TV'de program sundu. Aslında hayata dört koldan sarılıyordu. Yaşamı seviyor ve yaşamak istiyordu. Ancak bir de vasiyeti vardı. Yaşayacaksam kaliteli yaşayayım. Eğer bağımlı olacaksam ve bitkisel hayata gireceksem öleyim. Eşimle birbirimize vasiyet ettik. Eğer öyle bir durum doğar ve ötenazi hakkı tanınırsa bunu kullanma sözü verdik demişti. Çok sayıda ödül alan usta sanatçı, 2000 yılında Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2003 İstanbul Film Festivali'nde Onur Ödülü, 2004 yılında Çasot Emek Ödülü ve 2009 yılında Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. O masum güzelliği, o anlamlı bakışlarıyla Türk sinemasından bir Filiz Akın geçti. İyi ki de geçti.